Merhaba arkadaşlar, KriptoCoin çarşısına, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet, öğle sonu bir canlı yayınla tekrar sizlerle birlikteyiz güzel kardeşlerim. Dün ee, biliyorsunuz bayramın son günüydü, e, ilk günü çalışanlar vardı, birkaç gün yani son günü misafir baskınına uğradık. Dün akşam vakit bulamadık yayın yapmak için, bunun için de özür arkadaşlar. Evet bazı kardeşlerimiz demişlerdir hoca bu akşam nerede kaldı? Cain her akşam yayın yapan bu akşam yayında yok diye merak ettiniz güzel kardeşlerim. Ama fırsatımız olmadı. Bunun için de herkesten özür güzel kardeşlerim. Bu arada hepiniz hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Piyasamızda önemli bir gelişmeler an itibariyle yok güzel kardeşlerim. Yani olumsuz bir durum yok, olumlu gelişme de yok. Piyasa uyuyor adeta. Yani her an patlamaya hazır bir volkan gibi duruyor piyasamız an itibariyle. Bu arada ilk gelen kardeşlerimizi şöyle bir e, göz atalım arkadaşlar. Kimler geldi ilk bize e, yayını izlemek için? Cankat ilk birinciliği kaptı bugün. E, eyvallah. Evet. Sayın Milletvekili ikinciliği kapmış. Mustafa Özer, e, Ersin Tutak, e, Murat Varol, Lazio Yaşar. İkinci kapan kardeşimiz Sayın Milletvekili. E, Siyer parıltılar. Evet. Siyer parıltılar değil mi? Yanlış olmasın. Güzel kardeşlerimiz. Şiyer. Parıldar demiş. Şiyer. Evet. Diğer ekrandan daha net görünüyor. E, sorunsuz sorun. Selam hocam. İyi yayınlar demiş. Eyvallah. Ferdi Ferdi Fodol. Kasım Beyaz. Vatansever. Siz de hoş geldiniz güzel kardeşim. Ömer Günder. Lazio Yaşar tekrar. Mine Bozkurt. Rastgele Hobidaslar 33 demiş. Hakkı Kaptan. İyi günler, iyi yayınlar Sayın Hocam. STX bilir miyiz? STX'e de bakarız arkadaşlar. Tabii ki. Tuncer Mete. Murat Evlioğlu. İsmail Arslan. Yusuf Özevin Hocamız. Siz de hoş geldiniz. Elbet diyor bir gün. Selamlar hocam. Eyvallah. Aleyküm selam. Mehmet Özsunar. Mahmut Doboğlu, Muhittin Akan, Süleyman Genç, Sanayi Özer, İbrahim Hafta, Tuncer Mete, Murat Gündoğdu, Engin Kapla, Senayi Özer, Berat, Ziya Önen, Abdullah Mete, İsmail Nalkıran, Senayi Özer, bakıyoruz Azit Sadi, Algorand demiş. Eyüp Kese bir çiliz audio hocam. Evet. Audio'da bir hareketlilik var gibi duruyor arkadaşlar. Keza Iris de öyle. Ama piyasada dominansla Bitcoin arasındaki kırmızılık, yeşillik tabii ki piyasayı biraz daha baskılıyor. Bitcoin'in grafiğine geldiğimizde onları da inceliyor olacağız. Bakıyoruz Bayram Aktaş. 10. köy. Siz de hoş geldiniz. Aman 9. köye geri dönmeyin. Oradan sizi kovarlar çünkü. Doğru söyleyeni 9 köyden kovmuşlar biliyorsunuz. Ben diyor 10. köyden sesleniyorum diyor. Senayi Özer demiştik. Ee, bakıyoruz. Mustafa Yücekaya. Özel Çeri. Mevlüt. Denetmiş. Barış Çelik. Aydın kardeşimiz söylemiştik zaten. Ee, bakıyoruz. Mücahit. Nuri Akan, Nabe kardeşimiz, siz de hoş geldiniz. Fikret Yıldırım, siz de hoş geldiniz. Yusuf Tarhan, Sefa Yazıcı, Özgür Kurgun, Cem Kızılda, Mitat Kaya, İsmail Nalkıran kardeşimiz ilk yapıştıranlardan oldu bağışe. Eyvallah güzel kardeşim, kesenize bereket. Ee, tabii ki sizin notunuzu bir alalım şöyle. İsmail kardeşimizin bu arada bağışınız için çok teşekkür ediyoruz. True hocam demiş. True. Bakaralım. Ee, çok zarar var. 140k zarar var diyor. Yani beklerseniz tabii ki e, zararınızı karşılama durumunuz olabilir. Geri dönüşlerde ama asıl zarar biliyorsunuz bir coin satılınca gerçekleşir güzel kardeşim. Bakacağız. Grafiğini yorumlayacağız tabii ki. E, bugün e, tabii ki bazı coinlerde bir dönüm noktası var. Ee, mesela ING dediğimiz noktalara kadar geri çekildi. Tekrar alım fırsatı mı veriyor? Onları da inceliyor olacağız. Önder kardeşimiz bu düşüşler ne zaman bitecek hocam? <laughs> Şimdi diyor ki çoğunuz yükselişler başlayınca diyor. <laughs> evet ona hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama güzel kardeşlerim biliyorsunuz dün pazar düzeltmemiz vardı. Bugün haftanın açılış kapanışı vardı. İyi gelmedi. İlk günü biraz böyle sersem gidiyoruz. Yarından itibaren tekrar yeşile döneriz. Hatta bu gece e, geç saatlere doğru başlar yeşil diye düşünüyorum. Çünkü formasyonlar öyle görünüyor arkadaşlar. Evet Sefa kardeşim. Muhammed Yıldırım. Selamlar hocam. FET, CPX bakar mı izliyor? FET zaten var. CPX herhalde var galiba listemizde. Mahmut Doboğlu. Hocam Kokos ve cos demiş. 22 TL bağışta bulunmuş. Kokos, ve jos not alındı güzel kardeşlerim. Eyvallah, teşekkürler. Zaten ilk bakacağımız kardeşimiz Tro var, Kokos var, var ama Bitcoin ve Ethereum'un ardından olacak bunlar tabii ki. Evet, bakıyoruz. Doğan Güneş hocam merhabalar. Ape rica edeceğiz. Ape olur büyük bir ihtimal yayınımızda. Ee, aynen hocam diyor köy Aynen, doğru söylüyor. <laughs> doğru söylüyor. Nurettin Göktekin. Selam hocam demiş. Eyvallah. Aleyküm selam. Hakkı Aksoy. Merhaba hocam. İdea coin'e bakar mıyız? İdea coin listemizde vardı arkadaşlar. İnşallah unutmam. Unutursam da hatırlatırsanız sevinirim. Evet. Ee, bakıyoruz. Azat Budak. Önder. Barış Çelik. Şevket ee, Akbal. Değerli hocam bizi görmüyorsunuz sanırım. Görmem mi ya? Ya kardeşlerim görmem mi ama e, dediğim gibi her yayında da anlatıyorum zaten. E, öncelik coin analizleri bağış yapanların kanal katıl butonundan üye olanların ve daha sonra sizlerin görüyoruz. Ama e, 200 300 coin analizi de yapmak biraz gerçekten zor. İnsanı yoruyor arkadaşlar. Onun için elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kimseyi kırmamak amacımız tabii ki. E ee, yapamadığım zaman da kırılmayın arkadaşlar. Bunun için de özür. Hocam bond %15 çıkıyor. Bond arkadaşlar bond elinizde varsa gerçi bakmadım ama bond sert çıktığı gibi de sert inebilir. Stop devam etmeyin yolunuza. E, diyorum. Stop e, kendi görüşlerinize göre yerleştirebilirsiniz. Mücahit Bozkurt RNDR var güzel kardeşim. RNDR e, yapay zeka coin'lerinize geçtiğimizde ne var yapay zekada bugün? E, Feçali var, GRT e var, efendim Osim var, e, Magix, e, Agix var, Renedere var, Rose var, VCM var. Efendim onlar var zaten. Jasmi var. Onlar var orada. Evet. Onları yazmanıza gerek yok. Onlar gelecek zaten. E, bu arada kanalımıza abone olan kardeşlerimiz var yeni zil seslerinden duyuyorum. Eyvallah. Hoş geldiniz abi. efendim. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yani abone olup olmamak tabii ki sizin elinizde bir şey. Onlar kendinize yatırım tavsiyesidir. Yani gelen bir ani bildirimlerden haberdar olmanız için. Evet Hasan e, Ünlü Yaşar. Eyvallah. Barış Çelik Hocam. Serum diyor. Serum. Fatih Vatansever kardeşimiz Özgün Kurgun. Iris. Iris bakacağız arkadaşlar. Iris. Bakınız aslında iris yatırımcıları çoğunuz iriste mesela bazılarınız terste kaldığınızı düşünüyorsunuz değil mi? Hayır arkadaşlar çünkü 30'dan girdiniz 35'lerden girdiniz. Belki daha aşağılardan da girmiş olabilirsiniz. Yani iris e, sağlam duran coinlerden bir tanesi ilk dönecek olan da iris olabilir bakınız dikkat edin. Grafiklerine bakacağız. Tabii ki buradaki anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Kendi görüşümüz. FET, SXP, İNC. Onlar var zaten Önder kardeşim. Büyük bir ihtimal. FED zaten var. İNC zaten var. SXP'ye de bakacağız tabii ki. Evet Seval Gümüş. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Sabrın sonu selamet. Aynen katılıyoruz hocam. Aynen katılıyoruz. Azat evet kardeşim siz de hoş geldiniz. İdeal listemizde vardı. Yani İDE koyun dün değil önceki gün analizini yapmıştık herhalde. Oradan silmedik zaten o listeyi. O listede duruyor. Geçeriz üzerinden. Harun bir tane selamlar hocam demiş. Aleyküm selam güzel kardeşimiz. Fikret Yıldırım hocam katıl butonu katıldık ama kabul etmiyor. Özbekistan'dan selamlar ne yapmak gerekir? Aleyküm selam güzel kardeşim. Ve o konuda benim bilgim yok. Yani Özbekistan'dan nasıl katılınıyor? Genelde Dünyanın her yerinden katılanlar var. Katıl butonu bir üst seviye deneyebilirsin. Yani e, tekrar edebilirsiniz. Sonra iPhone telefonlardan katıl yani reklam oluyor da katıl butonumu bulamayanlar arkadaşlar var. Katıl butonu linki bütün videolarımızın açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Oradan bize ulaş, katıl butonuna ulaşabiliyorsunuz. Linkler mevcut. Katıl butonu linkimiz. Açıklamalar kısmında var, bağış linkleri var, var efendim bir sürü linkler var, mail adresleri var bize ulaşmanız için. Her şey videonun açıklamalar kısmında daha fazla göster dediğine dokunduğunuzda hepsi dökülecektir önünüze. Videoların, bütün videoların açıklamalar kısmında mevcut bulamayanlar için diyorum. Bulanlar zaten biliyor. Evet, Özel Çeviri, e hoş geldiniz. Gökhan Alkan, selam hocam demiş, aleyküm selam. Fatih vatansever hocam, Adadex diye token piyasada ismi çok duyuluyor. Ne zaman çıkacağı, çıkacak bilginiz var mı? Arkadaşlar bir ara post de öyle bir şeyler vardı. Hemen dalmayın, atlamayın. Bakınız. Önce bekleyin. Bakalım bir otursun yerine, çıkarsa çıksın. Yani projelerine bir bakın. <laughs> Kim çıkarmış efendim? Ona bakın. Yani birden yeni çıkan ürünlere dalmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki token çıkarmak çok basit. Herkes kafasına göre bir token çıkarabiliyor piyasada. <laughs> Özür, güzel kardeşlerim. Ersin Tutak hoş geldiniz. Hüseyin Bas. Onur Öztürk. Hocam diyor, ee, ah bakar mıyız? Bakarız arkadaşlar. Ah da var listenizde. Ersin Tok ödeme yöntemleri değiştirmek gerekiyor hocam. Katıl butonu için. Evet olabilir yani. Bu tecrübeyle sabittir diyor. Kendisinin yıldızı var çünkü katıl butonuyla üye kanalımıza kardeşimiz. Hocam ben sizi her zaman izliyorum diyor Özel Çeri kardeşim. Eyvallah güzel kardeşim. Eyvallah. Onur Öztürk hocam. Evet onu zaten izlemiştik arkadaşlar. Bu arada e, Hakkı Aksoy katıl butonuyla üye oldu. Teşekkür ediyoruz. Ersin Tutak üye olduk Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kripto coin Çarşısı ailesine hepinize hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Evet isimlerini okuyamadığım kardeşlerimizden de özür güzel kardeşlerim. Şimdi velçeyin ee, olacak listemize dedik ya velçeyin de yapay zeka coin'lerin içinde. Giriyoruz arkadaşlar piyasamızda şöyle bir bakalım neler bizleri bekliyor an itibariyle. Şuraya geldiğimizde trafiğimizde ekranımıza getirelim arkadaşlar şöyle ol bir grafikli. Ya hocam burada e, 8 tane grafik var. Hangisine biz bakacağız? Arkadaşlar 8 grafik biz bunu tek grafiğe düşürürüz. Sıkıntı yok buradan şak diye bir grafiğe alırız bunu. Problem yok. Evet. E, total 2'den giriyoruz arkadaşlar. Para girişinin yavaş yavaş tekrar başladığını yani 0.14'lük küçük bir yeşilliğe hakim oldum. Tekrar işte 600 milyarın altına düştük biliyorsunuz. Hatta nereye kadar geldik hocam? Yaklaşık 575 milyar dolara kadar inattık. Şu an 595 milyar dolarlardayız. Devam ediyor, 600'e doğru gidiyor. Tekrar hareketlilik başlandığını görüyoruz hareketin. Efendim, yayına başlamadan Bitcoin ve Dominance ikisi de kırmızıydı. Bitcoin Dominansı tekrar yeşile dönmüş. Bakınız, yeşile dönmüş. Yatay bantta bir yön arayışı içinde 47-35 seviyelerinde hareket ediyor. Tabii ki Dominance yeşile döndü. Bitcoin de yeşile döndü. Bakınız anlık bir grafiğini açarsak ay maşallah maşallah. Yani bir dakikalık grafiğine baktığımızda Bitcoin yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 dakikadır bar mumu yeşil yakıyor. Yani ee, nereden başlatmış? Yaklaşık 27.386 dolarlardan 27.676 dolara kadar yükselmiş. Yani bu da zaten videonun başında da fırtına öncesi sessizlik demiştik değil mi? Hatta, hatta ve hatta bu gece geç saatlere doğru piyasa yeşile dönebileceğinden de bahsetti. Bu da mümkündür arkadaşlar. Haftanın daha ilk günündeyiz. Bir yön belirleyici pozisyon alıyor. Yani kriptolara da bir yön arayışı var şu anda. Ha geri çekilir mi hocam? Yani şimdi yine birkaç kardeşimiz atmış demiş ya hocam 10k var işte 20k var. Efendim yok yok 0k var ya. Ya bir şey biliyorsan yaz güzel kardeşim ya. Bir şey biliyorsan isen yaz. Neye dayanarak? Bunu anlatıyorsun ve konuşuyorsun. 10 kaymış efendim. 20 kaymış. 15 kaymış. Ya. Ben sizin sıfır bilginiz olduğuna inanıyorum bu konuda. Öyle yazdığınız için. Hadi. Yani deseniz ki hocam 25K'lar gelebilir. Eyvallah. Saygı duyarım. 26K'lar gelebilir. Eyvallah saygı duyarım. Ya oraya öyle yorum yazıp da piyasayı manipüle etmen anlamı var mı? Çünkü onu okuyan kardeşlerimizin kafasında bir soru işareti oluşuyoruz. o zaman. Doğru mu? Belki de bazı kardeşlerimizin masadan ayrılmasına sebep olacaksın. Yazma güzel kardeşim. Ha varsa öyle bir düşüncen. Efendim 0K'lara 10K'lara 15K'lara düşecek. Sende kalsın güzel kardeşim. O ol, ol ortaya yazma buraya. O senin düşüncendir, kalsın sende. E madem bu işi çok biliyorsan aç bir kanal hep beraber seni izleyelim. İşimize gelirse izleriz. İşimize gelmezse izlemeyiz. Öyle değil mi şimdi? Doğruya doğru. Doğruya doğru güzel kardeşlerim. Yani her halükarda ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Dikkat etmek gerekiyor. Şart arkadaşlar. Dikkat etmek şart. Yani burada vurgulamak istediğim şu. Böyle bir olumsuz düşünceniz varsa kendinize saklayın. Okey 1-2 bin, 3 bin dolar yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi olmuyor arkadaşlar. Bakınız biz nelerden bahsediyorduk ya. Nelerden? Bitcoin'in 30 bin, 32 bin artı 34 bin 500 lira doğru yola çıkacağından bahsediyoruz. Ama nasıl bahsediyor? Eğer 27 bin desteğin altına gelmediği sürece. Haftalık kapanışı açılışı da bunun üzerinde yaptık. Ama bizim için önemli şimdi e, sert direnç var yukarıda. Daha önce bir destek konumuna geldi. Önce kırdı orayı 28.500 dolarlar. Burayı devirmemiz lazım yukarı gidebilmemiz için. Öncelikli hedefimiz burası olmalı. Eğer dominans kırmızıya döner bakınız. Dominans kırmızıya döner ve bitcoin yeşilde kalmaya devam ederse kırmasına da gerek yok. Altlar kendine güzel yollar bulacaktır güzel güzel yollar bulacaktır. Peki hocam Bitcoin'in ne bekliyor günlük bazda? Arkadaşlar gördüğünüz zaman biz buradaki grafik bize ne diyorsa günlükte onu söylüyoruz. Hareketli ortalamalara bakıyoruz. Çünkü burada EMA 50 günlük ortalama EMA 200'ü kestiği anda düğümü attığın andan itibaren yükselişlerin düzeltmelerle devam ettiğinden bahsettik. Ki ediyor da. Ediyor da ama Düzeltme olmadan yükselişlerin olmayacağını da defalarca sizlerle paylaştık. Eğer bir coin hiç durmadan yükselirse korkun arkadaşlar. Bu A coin olsun B coin olsun. Ama ya en basitinden örnek vereyim. İnece coin 10 dolar dedik şak vurdu 10 dolara değil mi? Şimdi nelerde? 7 doların altına geriledi. Düzeltme şart. Düzeltme olmadan yükselişler olmaz güzel kardeşim. E şimdi bakınız dikey şekilde gelen kırmızı bar mumlar yataya bağlamış durumda kendini. Buradan dönüyoruz anlamını taşır bu. Şu anda 27 bin yüzlere kadar iğne atmış hatta bizim 27 binde EMA 50 günlük desteğimiz var. Eğer bu destek kırılmadığı sürece. Bakınız 27 bin dolardaki destek kırılmadığı sürece bitcoin yönü 30 ve üzeridir. Dediğimiz 34.500 dolar direncidir. Ama tabii ki dirençler var arada. Bu dirençleri test etmemiz lazım. E hocam neresi var? Arkadaşlar yine 30 günün üzeri geliyor. Buradan dönüşü 30 ve üzeri. Peki hocam Ethereum nereye gidiyor? Ethereum bakınız MA 50'yi test etmedi. Günlük bazda test etmedi. Çünkü test etseydi arkadaşlar 1800 doları görecekti. Şu anda 1866 dolar ve %0.27'lik bir yeşilliğe sahip. Bakınız Yayın bitene kadar Bitcoin dominansı kırmızıya döner. Bitcoin yeşilde biraz hareketlilik başlatırsa altcoinlerde böyle sert çıkışlar oluşabilir. Oluşabilir. Evet. Çünkü tatlı bir yükseliş daha yaşamadık arkadaşlar. Yaşamadık. Tatlı bir yükselişi nasıl yaşayacağız? Böyle durmadan bir hafta boyunca yükseliş bir haftanın iki günü düzeltme beş günü yükseliş. iki gün düzeltme beş günü yükseliş. Bu bizim için beklenen günler çok uzak değil arkadaşlar. İnşallah o günleri göreceğiz yakın zamanda. Ethereum'da hedef arkadaşlar Ethereum tekrar 2000 dolar ve üzerine doğru taşıyacaktır kendini. Bu seferki 2000 doların üzerine taşıması bakınız şuradaki pozisyonla şuradaki pozisyon hep aynı. Arkadaşlar burada mesela 1680 dolarlara gelen Ethereum 1377 dolarlara kadar geri çekildi ve burada 12141 dolarlara gelen Ethereum 1825 dolarlara geri çekildi. E burada Ethereum bize neyi gösterir arkadaşlar? 2500 dolar yolculuğunu gösterir. Evet. 2500 dolar yolculuğunu bizlere Ethereum gösterir. Neresidir hocam? İşte o da burası arkadaşlar. Şu destek. Şurası tam burası. Dönüş ve yukarıdaki direnç 2500 dolar. Evet güzel kardeştir. Yani beklentilerimiz bu yönde ve bu doğrultudadır. Peki hocam. Ee, Jojo'su Jogos istemişti kardeşimiz. Pardon, Tro ilk Tro vardı arkadaşlar. Tro'yu öncelikle al alacağız. Tro değil mi? Yanlış olmasın. Tro. Evet. Nereden alıyoruz? Tro Binance'tan alalım. Evet, Binance'dan alalım. Şu anda karar aşamasında ne kırmızı ne yeşilde. Zaten bakınız biz buna bir ok çizmişiz. Buradan dönmedi ama buraları demişiz hala da bu aşamadayız bakınız. Hala da düşen trendin devam ettiğini görüyoruz. Trendin yukarı dönüş yapması durumda yani 67'yi kırması durumda şu an 61'lerde. Bu ok hedefine doğru yola çıkacaktır. 0.17'ler var hedefte. Şu anda 0061 dolar seviyelerindeyiz. Evet. Yani anormal bir grafiği yok arkadaşlar. Anormal bir grafiği yok. Haftalık bazda baktığımızda haftalık bazda da zaten aynı formasyon çalışıyor bakınız. Aynı formasyon. Hedef 017 seviyeleri. Formasyon güzel. Alçalan takoz yükselen grafik bunu. Şuradaki şu düşen trendi kırdığı anda üzerine çıkarsa yeşil bar mı? Hedef burası olur. 0.17'ler olur böyle görünüyor. Yani Troda bana göre bir sıkıntı yok güzel kardeşim. Haftalı da öyle. E peki hocam 4 saatliğine bakalım. 4 saatliğinde ne var? Bizi bekleyen. Bakınız burada ikili dibin ardından ilk hedef 65'lere doğru yolculuk var. Şu an 61'de. Bakınız yeşil bar mumu yakmak üzere. Eğer bir önceki kırmızı mumdan mumdan daha bir kalın oluşturabilirse burayı arkadaşlar nereye kadar? İlk direnci 68 EMA 50'ye kadar 4 saatlikte bir yol alabilir. Evet. Turo'da durum bu. Peki hocam. Jojos vardı yukarılarda. Evet. Bizim Jojos şuralardaydı. Evet. Kokos. Yani Jojos'a bakalım arkadaşlar. Kokos'a bakalım. Şimdi. Kokos da Gördüğünüz gibi oklar hedefine doğru yola çıkmış. 1.92. iki direnci var demişiz arkadaşlar. 1.80. Küsürlerde ya. Yüzde üç buçuk yukarıda. Güzel kardeşim. Yüzde üç buçuk an itibariyle yukarıda. Peki hocam günlükte ne var bunda? Değil mi? Günlükte ne var kokosta? Bakınız yeşil bir formasyon geldi ekrana. Ne bu formasyon arkadaşlar? Yükselen bir kanalın devam ettiği formasyon. Evet, Yükselen kanalın devam ettiği bir formasyonu var. Hatta şöyle ee, şey yaparsak arkadaşlar ee, şu şekilde şuradan bir yükselen kanalın devam ettiğini görürüz. Yani diplerin daha önceki diplerden yukarıda olduğunu görüyoruz. Öyleyse yolumuz açık olsun. Haftalığına bakalım bir de değil mi? Haftalık, fincan, kulp, çanak, çömlek. Haftalıkta kokossa arkadaşlar. Bakınız ilk hedefimiz 2 dolar. Burası geliyor. E kırarsa hocam, kırarsa iki buçuk dolarda pencerenin kapağı var. Yani burada bir fincan kulp formasyonumuz yok mu arkadaşlar? Var. E Buranın direnci burası zaten bakınız. Burası. Hatta ben bunu e, çizgiyle çizmek istiyorum. Şurası arkadaşlar. Şurası ilk direncimiz. Kapağına gelirsek kapağının direnci de burası olur. Şöyle alalım. Kapak. Evet tam iki buçuk dolar. İki buçuk dolarda bir direnç var arkadaşlar. Böyle düz yaparsak. Evet iki buçuk dolarda bir direncimiz var. E devamı neresi var hocam? Devamında bizi bu ok bekliyor. Bakınız. Tam da şu derinlik arkadaşlar. Üç buçuk dolar. Üç buçuk dolar. Kokos'ta durum iyi. Şu an yüzde üç buçuk yukarıda. Peki Contentos ne yapıyor hocam? Kontentos'un gelelim dört saatlik grafiğine. Bakınız. Yükselen, alçalan. Bu kontest, kontentos e, 64'lere kadar bir geri çekilebilir. Şu an 66'larda. Eğer buradan yön tayin edip de kendine yukarıda 68'i geçemezse. Çünkü MA 200 günlük ortalama var. Bir düzeltme yapabilir. 4 saatlikte. Peki. Alçalan, yükselen, tekrar alçalan modu. Yani her arkada 67'nin üzerine atması lazım arkadaşlar. Haftalığına bakıyorum. Haftalıkta da yön arayışının devam ettiğini görüyoruz bakınız. Haftalıkta bir yön arayışının devam ettiğini görüyoruz. Burayı kaldırırsak bizi bekleyen ne var burada haftalıkta? Aslında güzel bir formasyon görünüyor gibi duruyor ama ben bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Haftalık bazda kokos. Eğer ema 50 haftalık bazda 70'in üzerine çıkarsa arkadaşlar yani şey kontentos sıfır atmaya kadar gidebilir. Bakınız 70'in üzerine çıkarsa sıfırı atmaya kadar gidebilir. Günlük bazda tekrar dönecek olursak bakınız alçalan ve e, yükselen bir simetrik üçgene dönüşüyor. Eğer buradan dönerse formasyonu değiştirecektir. O zaman yukarıda bulunan 90'lar seviyelerine doğru bir momentum sergileyebilir. Evet kokosunda durumu bu güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yayınımızı bir kontrol hale yapalım. Anormallik var mı yayınımızda? Herhalde yok gibi duruyor. Evet, yok gibi duruyor. Güzel kardeşlerim. 241 kardeşimiz şu an bizlerle birlikte. 102 de like'ımız olmuş arkadaşlar. Evet, bakıyoruz. Bakıyoruz devam yukarıdan. Ne demiştik arkadaşlar? İnece demiştiniz. İnece hocam. İnece. Nereye kadar iğne attı arkadaşlar? 6 dolar 40 sente kadar. Nereden? Bakınız oklar 10 dolar hedefine gelmiş bu günlük grafikte. 10 dolar hedefini vurduk. Değil mi? Vurduk. Vurmadık değil. Çünkü bu INC coin'i 1.20'lerden beri veriyoruz. Her çektiğimiz oklarda hedefini böyle ne yaptı? 12'den vurdu güzel kardeşlerim. E şimdi ne yapacaktır? LRC'ye geleceğim güzel kardeşim. Geleceğim. Şimdi ne yapacaktır? Çünkü o da yapay zeka coinlerinden. Şu anda 6.70. Dönüyor mu geri? Dönüyor mu arkadaşlar? 4 saatliğine bakalım. Hayır. Şimdilik hala bir formasyon içinde. Gördüğünüz gibi <laughs> Pardon özür. Gördüğünüz gibi buradan aşağı bir alçalan kanal var. Düşen tren çizgimiz var. Bu tren çizgimizin üzerine çıkmamız lazım. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Kırmızı renkte olan bir kanalın içindeyiz şu anda. E hocam burayı kırarsak arkadaşlar 7 dolara geldiği anda burayı kırmış oluyor zaten. O zaman hedefi yukarıda EMA 200 günlük ortalamada olan 8 dolar. Yok bu üstteki trend çizgisini kıramazsak aşağıdaki trend olan diplerin birleştiği 6.30'lar 6.40'lar tekrar denilebilir. Velev ki burayı kaybetmesi halinde 6 doları deneyebilir. Burayı kaybetmesi halinde. Ama Dediğimiz gibi üstten gelen tepelerin birleştiği düşen tren çizgisi kırılırsa işte o zaman bizi 8 dolar bekliyor enerjide yine. Ama bu 8 dolara gelir de buranın üzerine bir 4 saatlik hatta günlük mum kapatırsak o zaman yine bir 10 ve yukarıdaki hedeflerimiz yola çıkmış olur. Güzel kardeşler. Iris. Ay maşı, W W'e geldi arkadaşlar. 4 saatlikte Iris coin'de W'e geldi. Çok güzel bir formasyondur bu. E hocam nasıl güzel bir form? Bakınız. Bir. Şu W'yi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakınız. Hop. Nereye gidebilir? 37'lere kadar gidebilir. Aa, önce dirençler olur. Tabii ki dirençler olacaktır. Orada bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Peki. Çizelim. Bunu silelim. Iris koyun için. Kaldır. Iris'i kaldırdık. 2. Dip var arkadaşlar dip. Bu 4 saatlikte ikili dip var. Bakınız şurada ikili dibimiz var bizim. Şu birinci dip, şurası ikinci dip. Diplerde neydi hedef? Arkadaşlar diplerde şu derinlikti ya. Şu derinlik. E hocam bu derinlik burası. Evet nereye gidiyor? 32'lere doğru yola çıkıyor. Bu 4 saatlikte. 4 saatlik. Peki hocam günlük bazda var mı bir şey bizi bekleyen? Değil mi? Günlük baza baktığımızda şimdi bu çizimleri kaldıralım günlük bazda formasyona bakalım. Bakınız aşağıdan ne var? Dipleri birleştiren bir çizgi var. Yukarıdan da bir tepe çizgisi geliyor. E hocam, çünkü daha önce iğne atmış ya burada bir tepe var. Bu tepeden aşağıya devam ediyor şimdi. Aşağıda 26 desteğimiz var. Bakınız 26 desteğimiz var. İğneledi birkaç kez 27'lerde mümkün mertebe kaldı. E yukarıda da 34 Direncimiz var, MA 50 günü. Hatta ve hatta 36'nın üzerine çıkması durumunda 55. Yukarıdaki görülen, 55 var arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımızda, haftalık bazda eğer buradan geri dönmesi durumunda arkadaşlar, eğer buradan bakınız düşen tren kırılmış durumda, yataya bağladı, MA 50'nin üzerinde. E, öyleyse bizi haftalık bazda bekleyen ilk derinlik bu olur. Daha sonra düzeltme düzeltmeyeir ilk derinlik bu olur. Bu derinlik hocam 69 70'ler oluyor. Evet. Aa çok güzel bir formasyon. Çalışırsa arkadaşlar simetri olan bakınız şurada kırmızı noktalarla otomatik olarak yükselen formasyonun geldiği noktayı görüyor musunuz? 0.28 doları gösteriyor. Şu anda 0.028'deyiz. 0.28 doları gösteriyor. Ama bu bir günde bir ayda olacak formasyon değil. Bakınız. Dikkatinizi çekerim. Şimdi geçen yine biri yazmış. Hoca okları çekti dünkü yayında bugün ya yani oklar tersine döndü. O bizi burayla dinlememiş arkadaşlar. O bizi başka şekliyle dinlemiş. Bizim oklarımız en erken 3 hafta ortalama 2 ay süre söylüyoruz değil mi okları çekerken? 2 ay zaman diliminde ulaşıyor hedeflerine diyoruz. O kardeşimiz bizi dinlemiyor. Buradan geçiyor sadece gözüyle resime bakıyor o çektiğimiz oklara. Yok böyle bir dünya. Varsa bugün çekilen okun yarın ya da akşama kadar hedefine ulaşacağı bir koyun sürprizler hariç ara bizi de biz de gidelim. Madem bu işi sen bu kadar biliyorsun. Güzel kardeşim yok böyle bir dünya ya. Yok yok. Yok varsa çağır bize hep beraber gelelim oraya. 34 bine yakın abonemiz var hep, hepimiz, hepimiz gelelim oraya değil mi? Yani Evet güzel kardeşim. Bak 5 beş yaptı. 5 beş, 29. İğris. Şu anda 28 80 29'a gidiyoruz. 30 an meselesi zaten. 30 an meselesi iriste. Hocam bir dakikalığına açın da anlık mumlarını bir görelim diye diyenler var. Buyurun güzel kardeşim. Anlık mumu. Şu anda. Dakikalık mumu. İğrisin. Gidişat güzel. Gidişat güzel. İdşaat güzel arkadaşlar. Bu arada Kuzey Türk kardeşim e, 22 TL bağışta bulundu. Selam hocam. İDEX'e bakar mıyız? İDEX, komando bot. Şey kom komando dedim. Komando bot. Bakarız arkadaşlar. Evet. Yani iyi listede durum bu. Peki. İDEX. Bu arada bağışınız için teşekkür ederiz kardeşim. Bağış yapanlara hemen atlıyoruz bu şekilde. Geçiyoruz güzel kardeşim. İDEX. İDEX çünkü onları bekletmiyoruz. Komado. Binance'den bakalım. Ve James Bond. Değil mi? James Bond. Bakalım. Şimdi. James Bond'dan bakalım. James Bond. Geldik James Bond'a. Evet. Bu e, şu anda %4.5 geri çekilmiş durumda. James Bond. Ama bunu biz nereden bakıyoruz? Binance'den bakıyoruz. Başka bir yerden bakayım ne yapmış? Bond. Deter Binance. Yanlışa bakmıyoruz değil mi? Doğru. Doğru arkadaşlar. Diğer, Diğerlerinde de bakıyoruz. KuCoin'de de aynı. Evet. Evet. Aynı. Değişik. Yo, değişiklik yok. Şimdi 4 saatlik grafiğine bakalım. James Bond'a. Ne yapmış? 4 dolarlardan yaklaşık bir 5.40'a kadar yol almış. Şimdi onun düzeltmesini yapıyor. Arkadaşlar istikrarsız bir grafiğe sahip. James Bond istikrarsız bir grafiğe sahip. An itibariyle %5'e yakın bir geri çekilmesi var 4 dolar 67 centlerde. Günlük bazda el alacak olursak bir yön arayışı mumu var. Bakınız buradaki ok hedefini zaten vurmuş günlük bazda. Yalnız güzel tarafı hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerinde hareket ediyor olmamız. Değil mi? En son attığı muma bakarsak T mumuna bir yön arayışı içinde renginin de yeşil olduğunu görüyoruz. Bir yön arayışı içinde olduğunu ve her an 5 dolarla 6 dolar arasında bir yolculuk yapabileceğini söyleyebiliriz. Haftalıkta var mı güzel formasyon? Haftalıkta kırmamız gereken MA50 var. Yani 5-25 direnci var. İğnesiyle denedi kırdı. Eğer burayı kırarsa arkadaşlar o zaman 5-60 ve 9 dolara kadar bir yolculuk yapabilir. Ani sert çıkışları var bunun. Videonun başında da söyledik. Yani stop loss koymayı unutmayın. Komodo. Evet. Komodo. Güzel yükselişi var. Güzel yükselişleri devam ediyor. Daha önce altcoin sepetlerinde de vermiştik bunu. Bakınız EMA 50'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişin bu ok hedefine ulaşacağını söyledim. Ulaşmış mı arkadaşlar? 0.40 demişiz ve 53'e kadar iğne atmış. İşte hocanızın çektiği oklar hedefini bu şekilde buluyor. E şimdi düzeltmesi var. Bakınız şu ok iğnesi ta 0.53 olmuş. Şu an 38'deyiz. Bakınız bu ok hedefini zaten buluyor. Bulmuş zaten daha önceden. Şimdi farklı bir formasyon var mı? Günlüğüne bakalım bir de. Günlüğüne günlükte arkadaşlar MA 50 ve 200'ün üzerinde. Yani 34 35 destek konumu. Şu an 38'de %10 yukarıda. Eğer 0.52 direncini kırarsa. Oraya doğru bir yol alacak gibi duruyor şu anda bakınız. Şuradan yukarı gelen bir çizgimiz var. Eğer 0.50 seviyelerine doğru yol alacak olursa bu desteği bugün kırar şey direnci. Yani 39-40'lara doğru bir momentumu sergileyebilir. Ki başladı zaten şu an %10'du bakarken %11'i geçti. Öyleyse hedefi 50 seviyeler arkadaşlar. Yani komado yarım dolar yolcusu diyebiliriz bu grafiklere göre. Yarım dolar yolculuğunu başlattığını söyleyebiliriz. Peki hocam 4 saatliğinde ne var? 4 saatliğinde bir alçalan takoz yükselen grafik. W var, ikili tepe var, ikili dip var. Efendim alçalan takoz yükselen grafik. Bütün formasyonlar var. Harekette ortalamalardan EMA 50-200'ün üzerine çıktığını da görüyoruz. E hocam ne diye yapacak bu? Bu bize neyi gösterir o zaman? Şuraya bir kalın da bir ok çekelim arkadaşlar. Şuraya koyalım. Hedefimizi söyleyelim. 50. Yarım dolar. Yarım dolar yolcusu komado arkadaşlar. Peki İDEX ne yapıyor hocam? Ay maşallah maşallah. 20 yakın yükselişi var. Arkadaşlar bugün İDEX 72'leri görmüş. Şu an 67'lerde. 67'lerde. Daha önce ok çekmişiz. Bakınız burada tamamlanmış hedefler gelmiş. Bu 4 saatlik. Günlükte var mı bir şey? Evet günlükte. Şurada çektiğimiz ok hedefini vurduğu gibi. Ondan sonra dip yapmış. Tekrar bugün hedefini geçti. Hem de bar mum olarak geçti. Burada iğne olarak geçti. Burada bar mum olarak geçti. Hedefimiz neydi arkadaşlar? 63'tü. Şu an 67'deyiz. 0067'deyiz bakınız. Bu oku ne zaman çekmişiz arkadaşlar? 16 Mart. Gördünüz değil mi? Ne zaman gelmiş hedefine? 16 Mart'ta çekilen ok. Bakınız iğne olarak 20 Mart'ta hedefine geliyor ama fiyatlamıyor tabii ki onu. Fiyatladığı şu anda, şu anda bugünün tarihi. Bir aydan fazla arkadaşlar. Bugün 24 Nisan. Bir aydan fazla. Yani okların hedefine 2 ay zaman vermeniz lazım. En az 21 gün en fazla 2 ay. Şu anda da yolu açık olsun gidiyor. Eğer bu direnci kırar, üzerinde kalmayı başarırsa, güzel kardeşlerim, haftalık bazdaki bakacağımız nokta bizi nereye doğru taşıyacak? Ona bakalım. EMA 50'nin üzerindeyiz zaten. Evet, 90'lar görünüyor. 90'lar görünüyor. Haftalıktaki lokmalarımız burada. 90 var. Yukarıda da 0.15 var. Bakınız, iyidekste. Buralar var. Şu anda da %20 civarında, 19 civarında yükselişte. Evet. Güzel kardeşim. İdeks'in durumu da bu. Ufuk kardeşimiz geldi. Ee, 22 TL. Bağışı geldi arkadaşlar. ISP bakalım. Şimdi şöyle onu da burada bakmıştık galiba. Bakalım. Neyse. Sonlarda. Ice Bey. Ice Bay i aldık. File koyun. File. Nereden koyun bayızlarını alalım. Bakalım şöyle File. Ethereum, Filecoin, Tether, Bitrex'ten alalım bugün bunu. Arkadaşlar. Başka sağlam olan borsaları da ne var? Ya ben bugün bunu Gate'den bakmak istiyorum ya. Yo Gate'de Gate'de var mı? Var. Bile. Gate'de de varmış bu. Evet. Beş dola. Doğru. Kateden bakacağım ben bunu. Fileyi kateden bakacağım arkadaşlar. Ee, pet. Luna. Pet coin. Peçeli. Luna. Evet. Luna'dan başlayalım. Luna'da yüzde bire yakın bir yukarı yönlü momentum görünüyor 4 saatliğine baktığımızda. Evet e, şu an 1.24'lerde arkadaşlar Luna Luna böyle devam ederse nereye geliyor? 1.30'lar 1.40'lar gelebilir Luna'da. Audio geliyor güzel kardeşim. Audio da geçeceğiz. Bağışın ardından audio koyuna geçeceğiz. Bağış yapan kardeşimizin listesinin ardından. Bakınız arkadaşlar burada EMA 50 ve 200 günlük ortalama var. 4 saatlikte bizi bekleyen 1.30'lar var. 1.40'lar var. Yani ha Hocam Luna'da böyle bir günde uçan kaçan yükselişler gördük biz işte 1 dolarlardan 7 dolarlara kadar gelir mi? Eğer geldiğini görürsen güzel kardeşim ne yapacaksın? Hemen stop losslarınız böyle merdiven basamağı gibi dizeceksin. Ama dediğim gibi öncelikle 1.30 seviyelerini geçmesi lazım 1.40'ları hatta. 1.40'ları geçmesi lazım direnci orada. Heçeli %1.5 an itibariyle yukarıda. Heçeli için buradan düşen trendin bittiğini Artık yukarı yönlü momentumun başlayacağından bahsettik. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü 33'lere kadar iğne atmıştı. Dönüyoruz arkadaşlar. İlk direncimiz 37 hatta 38 ve 40. Daha sonra yukarıda 45-46'lar var. Şu anda %1 da Yukarıda yeşilde ve 34'ün üzerine attı kendini. E günlük bazda ne yapıyor hocam? Günlük bazda hedefimiz 0.47 dolar. Haftalık baza baktığımızda aynı şekilde 47 direnci var. Ama Haftalık bazda öyle bir formasyon gelmiş ki sanki arkadaşlar. Bakınız. Beçeride. Öyle bir formasyon gelmiş ki. Şurayı ben bir silmek istiyorum. Yani pincan, kulp, çanak, çömlek hepsi var sanki burada. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet. Şu tepeleri birleştirelim. Bakınız şurayı birleştirelim. Çekelim. Güzel bir fincan kulp formasyonu çıktı bize. E hocam şimdi ora tamam da burada bizim şeyimiz yok kulpumuz var arkadaşlar. Yalnız burada bir de kulpumuz var. E hocam buraya bir de destek lazım değil mi? Var hocam bir de desteğimiz var. Bakınız şurası destek konumu. Eğer ki biz buradan dönersek değil mi? Bu beyazı rengini değiştirebiliriz mesela. Ne yapabiliriz? Buradan sarı yapalım. Bir desteğimiz var. Bizi bir bekleyen e, burada derinlik yok muydu arkadaşlar? Hatta ben bunu kalın bir okla çekmek istiyorum. Tam bu destek noktasına koyuyorum. Dönüş noktası 0.88'ler, 90'lar yol var. Neredeyiz? Daha 34'lerdeyiz arkadaşlar. Veçari 34'lerdeyiz daha. Yani bu geri çekilmelerde ilave ettiyseniz ne güzel yani paranız varsa ilave ettiniz doğru olabilir ama paranız yoksa da bekliyorsunuz zaten panik yapıp satış satış yapılırsa aslında zarar orada var. Eğer geri çekilmelerde panik dolayısıyla satışlar olursa günce de bakarız arkadaşlar. Özür. İşte o zaman asıl geri çekilmeler o zaman yaşanıyor. Fette durum bu. Peki Filecoin ne yapıyor hocam? Filecoin yatay durumda arkadaşlar. 5 doların üzerinde 5.30 seviyelerinde bile koyun. EMA 50'nin üzerine yani 7 dolar üzerine gelirse haftalık bazda çok güzel yerler var. EMA 200'de 28 dolar görünümü bile var ama oralar biraz şimdilik uzak duruyor. Uzak duruyor. Bakınız formasyon devam ediyor. EMA 200'ün üzerindeyiz. 5 dolar desteğimiz var. İlk direncimiz 5.80. 5.80. Buraya geldiği zaman güzel bir formasyon çıkarır. İşte o zaman da onu çizmiş oluruz arkadaşlar. Hedef neresi? Daha önce verdiğimiz 9,5 dolar hedefini iğneledi. Yukarı doğru 12, 13 dolar, 14 dolar hedeflerimiz var bunda biliyorsunuz. Ama şu aşamada sadece ne yapmanız lazım? İşi rolantıya bırakmanız lazım. Peki internet kompütür. Evet. Daha önce verdiğimiz hedefler gördüğünüz gibi bütün oklarıyla, ispatıyla, delille burada. E şimdi nereye kadar gittik? 7.25'e kadar çıkan en son 19 Nisan'da 7.25'i gören internet komputör şimdi düzeltmesini yaptı. Nereye kadar? MA50'ye kadar. Evet, buradan bir dönüşüm geliyor arkadaşlar. Buradaki dönüşümü şurası MA50'den döndüğünü varsayarsak 7.5 dolar. Evet. Görmedim buraları. Zaten geçti, değil mi? Evet Ufuk kardeşim. Durumu bu. Peki Lunch Luna'ya bakmışken bir de e, Lunch diyelim Terra Klasik değil mi? Lunch Yüzde bir civarında onda da bir yeşillik var. Bakalım ne yapıyor. Düşen trendin haftalık bazda, şey günlük bazda devam ettiğini görüyoruz. Ben buna bir günlük bakayım arkadaşlar. Günlükte ne yapıyor? Bir W'ye gidiyor. Günlükte, e, pardon 4 saatlikte bizi bekleyen şurası var. Bakınız. Şuradaki EMA 50 günlük ortalama var. Yani 11.80'ler var. Şu an 11.13'lerde. Başarırsa da yukarıda bir tane daha direnci var 12.24. Sadece ne yapmak lazım? Bekleyip görmek lazım. Evet, burada bir 15 Nisan haberi var. O eski bir haber. Yani değişik bir şey yok. Lunch'ta. Evet, Lunch'ta durum bu. Geliyoruz nereye? Audio diye doğru Yo, Şöyle bir bakalım şuradan. güzel kardeşlerim. O falan baktık zaten Buralarda bir yerdeydi galiba Audi'ye. ID diyor İdeye bakacağım arkadaşlar sıkıntı yok. İdeye bakacağım. Audiodan önce şurada bir ape var, apeyi unuturuz daha sonra bir ape diyelim. %1 yukarıda 4 dolardayız, 4 dolar seviyelerinde günlük. Ape arkadaşlar 3.80'e kadar geri çekildikten sonra burada tam da direncini yokluyor şimdi 4 saatlikte. Başarırsa 4.20'ler görünüyor ama ben günlük bakmak istiyorum buna. Günlükte bir simetri üçgen oluşturmuş durumda. Neydi simetri üçgen? Güzel kardeşlerim, sert bir kırılımla her an gelebilir aşağı ya da yukarı. Aynen Bollinger bandı gibi. E o zaman bizi bekleyen ne var burada? Destekte desteğe yakınız zaten 4 dolara. E direnç 4.37. Burayı kırarsak 4.5 dolar başarırsa da 6.80'e kadar yol alır arkadaşlar. Ape'de durum bu. E bu e şu anda yatay pozitif olarak diyebiliriz ape için. Yatay pozitif olarak ape için devam ediyor diyebiliriz. Peki hocam. Şimdi audio. Değil mi? Audio, çilize bunlara bakacağız. Audio'ya bakalım arkadaşlar. Audio'da zaten biz okumuzu kalın bir şekilde koymuşuz hedefimize. Ve 0.40 üzeri geliyor demiştik. Şu anda 30'un üzerinde ve %1.39'luk yeşillik var. Arkadaşlar audio'da hiçbir sıkıntı göremiyorum ben. Yani şöyle grafiğine baktığımız zaman bakınız. Ha bu bir nokta geriden çalışıyor ama hedef yine aynı bakınız. 42'ler. 40. Burayı da zaten kırarsa yarım dolara doğru yön arayacaktır kendine diye söyleyebiliriz. Audio'nun durumu bu. Şu audio'yu baktık yukarı alalım iyilesin aldına. Peki hocam fantom. Fantom da desteğini koruyor bakınız. Fantom desteğini koruyor arkadaşlar günlük bazda. İlk direncimiz fantomda 45. Şu an 43'teyiz. 45'i kırdığı anda 55 ve 60 yolculuğunu başlatır. Fantomda durum bu. İlk direncimiz az önce de dediğim gibi MA50, ma 200den zaten oldukça yukarıda. Haber var mı onunla ilgili? Yok. Balinalar diyor, fantom yatırımlarını artırdığı yükselişme yükselişe mi hazırlanıyor. E belli zaten oktan desteğini tamamlıyor şu anda. E ilk direnç 45'i geçerse zaten 60'ları geçer. doğru hareket başlatır. Çilis. 12'lerin üzerindeyiz, %1,5 yukarıda. Arkadaşlar Çiliz'de herhangi bir gelişme yok. Ama alt koyun balinalar bu alt koyuna yüklü miktarda hazırlık yaptılar. Alış yapıyorlar. Beklentileri yukarı yönlü. Momentum olarak. Belli arkadaşlar. Çünkü niye hocam dediğiniz zaman. Bakınız güzel kardeşlerim. Buradaki yazıları görüyor muyuz bunu? Bu neydi bu? Şuralar ne hocam? Var mı bilen? Şu yazılar. Arkadaşlar. Burada bir tobo formasyonu var. Ters omuz baş formasyonu. Omuz. Baş omuz. Bu formasyon güzel kardeşlerim. Şuradaki derinliği yukarı atacaktır. Yani bu da 15'ler görülüyor. 15'ler. EMA 200 günlük ortalama. Onlar geri zekalı değil. Bu formasyonu görüyorlar. Güzel kardeşlerim. Şurada yeşil olarak çizilen bir formasyon var. Bu formasyonu görüyorlar kardeşim. Bakınız. Bu formasyona bakınız. Şuradaki yuvarlak içine aldığım yerin içinde formasyon var. Onlar bu formasyonu görüyorlar güzel kardeşim. E öyleyse Çiliz için 15'ler her an devreye girebilir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Nerede? Günlük grafikte. Günlük grafikte bunu söyleyebiliriz Çiliz için. Chainlink istemiştiniz. Chainlink'e bakıyoruz. %3'e 2.5'a yakın. Yukarıda Chainlink an itibariyle 7 dolar 24 sen. Evet. Chainlink'te de formasyonlar yavaş yavaş yerine oturacaktır arkadaşlar. 4 saatliğine baktığımızda geri dönüşün olduğunu ve bizi ilk başta bekleyenin şuradan aşağıya gelen düşen trendin çiziminin ardından arkadaşlar bizi bekleyenin ne olduğunu hemen görmemiz lazım, değil mi? Peki. Görelim hocam. Görelim. Biraz arkadaşlar bu desteğimiz e öyleyse bizi bekleyen burada şu derinlik yok mu arkadaşlar? Var. Evet. İlk etapta bizi bekleyen derinlik burası arkadaşlar. Bu da 9 dolar link için. Elbet bir gün kardeşimiz kanalımıza ee, ne yaptı? 10 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Ted baktınız mı hocam? Baktık ama şeye geçeceğiz biraz sonra ee, yapay zeka coinlerine orada FED, GRT e komple geçeceğiz orayı. değer olsun. Orayı komple geçeceğiz. Evet. Linkte durum bu. Peki hocam Solana. Geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyoruz. Bunlardan çoğu var zaten. Solana dönüyor arkadaşlar. 4 saatlik bazda <laughs> Solana'nın döndüğünü görüyoruz. Bugün acelemiz yok arkadaşlar. Bugün sıkıntı yok ekran başındayız. Yayını 2 saatte uzatabiliriz. Yani acele etmeyin. Hepinizin isteklerine bakılacak aşağı yukarı. Yani vakit yettikçe yorulmadığımız sürece. Solana 4 saatlikte güzel bir formasyon geldi arkadaşlar. Yükselen, alçalan ve yükselen. Eğer 21 22 direncini kırarsa tam da buralar böyle ne yapıyor? İğneliyor. Başarırsa nereye atacaktır? 23'e doğru 4 saatlik grafikte kendini atacaktır buraya. Peki hocam günlük bazda grafiğinde var mı bir formasyon? Evet. Bakınız bir simetrik üçgeni oluşturduk. Dipler yukarıda. E öyleyse bizi bekleyen yukarıda direnç arkadaşlar 26 dolar. 26 dolar yani bu okun yüksekliği arkadaşlar. Bu okun derinliği. Çünkü Düğümü yedik burada bakınız. Ema 50 düğümünü attı buraya dikkat. Dikiz beyler düğüme dikiz. Solana her an sert bir yukarı yönlü momentum yaşatabilir bizler. Iris'e baktım kibar Feyzo kardeşim. Iris ilk başlarda bakıldı. Şimdi. Ee, peki. Aptos ne yapıyor hocam? İkili dip var. Efendim. Var mı bir haber? Yok şimdilik bir haber yok. Aptos'la ilgili herhangi bir şey yok. 10 dolar da sabitledi. Zaten burası onun için bir direnç arkadaşlar. Şey destek pardon. Burası bir destek. Ne bekliyoruz? Burada aynı zamanda bir ikili dip formasyonu çalışacak. Bakınız. Şurada bir ikili dip formasyonu çalışacak gibi duruyor. Güzel kardeşim. Eğer e, bunu biz başarırsak bunu biz başarırsak ne olacaktır? Ee, yükseliş özür bir not düştü. Ee, not gelmişti ona baktım arkadaşlar. Ee, 16 şey pardon 14.63'ler görünüyor ya. 14.63'ler görünüyor. Şimdilik o. Şimdi elbet bir gün kardeşimizin isteğiyle devam edelim. Dedik yani ya videomuzun başında da Casmü çünkü şeyde var. E, yapay zekalarda. Şimdi yapay zekalara geçiyoruz. Çoğunuzun istekleri bunların içinde. Buradan yapay zekalara geçelim. Peşali. Petcoin demişti. Az önce baktık. Bu günlük. Biz bunu haftalıkta burayı çektik. Gördüğünüz gibi Peşali için dedik ki arkadaşlar. Haftalık bazda bir çanak, çömlek, fincan, kul formasyonumuz var. 0.34 seviyelerinde an itibariyle fiyatımız ve bizi bu destekten döndüğümüz zaman <laughs> 0.88'ler bekliyor. 33 desteğini kaybetmiyor. Bakınız altta sarı çizgiyle çizdiğimiz 33 dolar desteği var. 0.33 yukarıda direncimiz. Ha ilk direncimiz neresi hocam? Bakınız ilk direncimiz onu söylemeyi unutmuşuz mesela. İyi ki baktık. Şurası. Şu şu sarı çizgi var ya arkadaşlar. İlk direnci 0.48. Yani fincanın, çanağının, kapağının olduğu yer. Orası ilk direnç. O kapağı bir kapatacağız. Üzerine basacağız. Daha içindeki dışarı çıkmayacak. Oradan alacak kendini 80 doğru bir momentum sergileyebilecek. Peki hocam GRT. Evet. Elbet kardeşimiz. Yön Fetali de, feçali de güzel. Şimdi baktığımızda GRTR'in günlük grafiğini ele alıyoruz. %1'e yakın yukarıda. Aynı şekilde bir yükselen dip var, bir düşen tepe var. Birleştirildiği zaman simetrik üçgen konumunu veriyor bize. 0,17 yukarıda bizi bekleyen, lakin 14,5 direncimiz var. Şu an 14 seviyelerinde %1 an itibariyle yukarıda. Eyvallah elbet kardeşimiz. Eyvallah. Yani GRT'nin devamı için 0.14 var. Buradaki direnci kırdığımız anda 17, 18 hatta 20'lere kadar durur mu bilemem. Ama gidebilmesi için ne yapması lazım? Yukarıda 17 direncini 17 direncini kırması lazım. Karakaltar. aleykümselam selam Karakaltar. Hoş geldiniz kardeşim. Evet. Devam edecektir. Gerete. Peç. Düzeltmesi bitti arkadaşlar. Bitti bitti. Nereden belli hocam? Bakınız. Şu dibi düzeltmişti daha önce bitti dedik değil mi burada? Gitti. Nereye kadar gitti? 17.42'lere kadar gitti. Peki. Şu düzeltmesi bitti diyoruz. Niye? Dip burası. Bu dipten yukarıda buradan artık yön arayışı mı geldi? Hocam. Ya tamam. Gayet güzel konuşuyorsunuz. Biz sizi anlıyoruz. Belki hak da veriyoruz. Ama bize bir gözle görülen bir formasyon göster orada. Diyenler de var. E güzel kardeşim. E güzel kardeşim. Bizim burada gözle görülen bir formasyonumuz var. Nasıl var hocam? Efendim şurası bir. Bakınız şurası bir. Şurası iki. Şurası üç. Bakınız. Şurası üç çoğunuz anladı. Ne var hocam orada? Burada bir tobo formasyonu oluştu arkadaşlar. Tobo, tobo. Bakınız hatta otomatik olarak hani bunun premium versiyonunu kullanıyoruz ya otomatik yazıyor bazı şeyleri. Yazdı bazı formasyonları gördünüz mü? Bizi çizdirmeye bile uğraşmıyor. Yani omuz, baş omuz, ters omuz, baş omuz. Tobo formasyonu yükselişin işaretidir arkadaşlar. TOBO formasyonu yükselişin işaretidir. Bunu daha önce sizlere söyledik. OBO olsa oboda farklı. Oradaki mum hareketlerinin normalde OBO'lar düşüşte. Yani düzeltmeye giriyor. Ama TOBO yükselişin işareti. Peki bizi derekleyen derinlik bu TOBO formasyonu ise hocam dipten alalım o zaman baştan yukarıya kadar iğneye kadar gidelim. Koyalım kırılacağı yere formasyonun bittiği yere. Hedef neymiş hocam? 0 20'nin üzeri. GRT'de de 0 20'nin üzeri geliyor. Peki. Peki. Şimdi buraya girdik madem, Osin, AGX hepsini geçelim arkadaşlar. Osin. İkili dip. Hedef 45'ler. Desteğinde şu anda %3'e yakında yeşildi arkadaşlar. 0.37 dolardayız. Bu oklar hedefini vuracaktır. En, yani en son hedefi neresi? 84. AGX 0.35 dolar seviyelerinde. AGX'e düşen kanal devam ediyor. Günlük bazda düşen kanal devam ediyor. %1 gibi ne var? Bir düzeltme var ama AGX'in buradan dönüşü de bize şunu gösterecektir arkadaşlar. Bu kanal sonsuza kadar düşmez. Şu alttan alırsak bile AGX bize 60 ve üzeri gösteriyor. Şu an 34'lerdeyiz. RLC. Evet RLC. Bir kanal. Var doğru. Alçalan kanal var günlükte. Ama fiyatımız 1,5 dolar. Ema 200'ün üzerinde fiyatlanıyor. Bu arkadaşlar iyiye işarettir. Bu ilk birinci okumuz. Bakınız. Birinci okumuz şurayı gösterir bize. Bir derinlik olması lazım. Evet. Birinci okumuz burayı gösterir. 1.80 1.90 1.80 Bakın düşen kırmızı bir tren çizgimiz var. Burayı kırarsa <laughs> Burayı da kırarsak Şu derinlik Burayı ikinci ok olarak devreye girer. O da 2.5 doların üzeri arkadaşlar. Ve Aynı formasyonlar Ve içinde geçerlidir. Ve Şöyle baktığımızda Neresi geliyor? Bu günlük grafik. EMA 200'ün üzerindeyiz. 0.22'nin üzerindeyiz. Şu an 22.21. İlk direncimiz arkadaşlar. 23. Daha sonra neresi var? Kanalın içi var. 25 ve 26'lar. VC'nin içinde yolda. Rose. Evet Rose'ye bakıyoruz. Bu arada bir su daha içelim. Cumhur Dağlı kardeşimiz katıl butonu ile üye oldu kanalımıza. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Rose de güzel kardeşlerim. 2.30'luk bir yeşillik var. Bizim Rose için hedefimiz zaten belliydi. Haftalık bazda verdik değil mi biz bu hedefe? Evet. Evet haftalık bazda. Rose ilk direnç 85 dedik. Daha sonra hedef verdik 0.11. Şu an 63'lerdeyiz. Hedefimizde bir değişiklik yok arkadaşlar. Gene baktığımızda ay maşallah. Ay maşallah. Formasyon lokum olmuş arkadaşlar. Pincan kulp çanak çömlek lokum olmuş durumda. 2.23 ilk direncimiz şu an 1.79 ve 3 doların üzeri geliyor. Bu formasyona göre 3 doların üzeri geliyor. Osman kardeşimiz Fed bak Fed'i iki kez yorumladık. 2 kez. Yani fet değil de feç. Yani T harfiyle herhalde. Feçeli demek istediniz. fet koyun. Oysa iki kez yorumladık. İyi diye geleceğim. O burada listede. R yani sahip olanlar arkadaşlar sabrına devam edecekler. Güzel bir çıkış gelebilir. Jasmi. Şimdi orası da geliyor. x ve CFX, STX onlar hepsi gelecek arkadaşlar. Onlar yolda. Evet. Jasmi bakınız Burada bir W gelmişti. Alçalan yükselen takoz. E, bu da geçenki düşüşünde nasibini aldı. Değil mi? Aldı. Şu haftalık bazdaydı yani. Yok, günlüğünü almak istiyorum ben bunu. Günlük bazda. Evet. Azıcık daha uzattı. Buralardan dönüş gelebilir arkadaşlar. Bu nerede çekilmiş? Burada yukarıda kalmış o. Onu bir kaldıralım arkadaşlar. Bakınız. 73'ler geliyor. Şu an 59'larda. Jasmi'de bu geliyor arkadaşlar. Jasmi'de bu geliyor diyebiliriz. E peki hocam. Ee, SXB ne yapıyor? Değil mi? SXB. CFX. <laughs> CFX. STX. Pardon. STX. Staks yani. İyi değil. Onlar ne yapıyor? Şöyle bir bakalım. Bir de Aht vardı tabii ki. Doğru. Onu nereden bakmıştık? Aht. Bakalım. Koyun bezler bakalım ona. Bu herhalde ya. Evet. Ah. Floki'ye şeyde bakarız arkadaşlar. Dogesh'i baya geçtiğimiz zaman. oralar da var daha biliyorsunuz. Yani yayınımızda bayağı coinler olacak. Leopring. Ona bakmadık mı? Bakmadık. LRC. Leopring. Leopring. Nereden? Binance'dan bakıyoruz. Evet. Leopring'den. Şimdi güzel kardeşlerim. Şurada e, ee, yine sizlerin isteği olan XCN'den aşağı doğru inelim. Ee, XCN düşen trend devam ediyor. Sıkıntı büyük hala. Formasyonda değişiklik yok. 4 saatliğine bakacak olursak da hala hazırda trendi devam ediyor. Düşen trendi. Yani %1 yeşildeyse de pek de şu anda ümit verici değil. Mevcut konumu zaten destek. Yani 28'ler destek şu anda da 29'larda. Direnç yukarıda 35'ler görünüyor. Peki SXP. <laughs> Arkadaşlar SXP'de hedefimiz belli. Yani düşen trend. Bakınız şu düşen trend. 4 saatlikte EMA 50'nin üzerine doğru çıktı. 200'e doğru gidecek şey. 200 ve üzerine attı kendini. Ben bunu yalnız haftalık bazda bakmıştım. Şöyle bir bakalım. Yok. Evet haftalık bas. Hedef vermiş. 89 ilk direncimiz. Şu an 55'lerde bakınız. 89 ilk direncimiz ve 1 dolar 31 sen yolumuz var demişiz. Hedef vermişiz. Yani %100'lük bir artış hedefi vermişim. SXP için. Şu anda da zaten bu oku biz günlükte çekmişiz gördüğünüz gibi. Günlükte çekmişiz arkadaşlar. Velev ki bu yukarıdaki düşen tren çizgisi kırıldığı anda hedefler burası. O konuda bir sıkıntı göremiyorum. CFX 0.29 dolar. Desteğini koruyor. Bir ara iğneyle kaybetse de hemen geri çekti. 28 desteği var. Şu an 29'larda %2.5 buçuk yükse yükselişte. Peki hocam buradan dönmeyecek mi bu geri? Arkadaşlar buradan dönebilmesi için 35 direncini kırmamız lazım. 35 direnci kırılırsa 48 direncimiz var. Buralar adım adım kırılırsa yolu açık olsun diyeceğiz. Evet. Yolu açık olsun diyeceğiz. Peki. Pis ve Dego demiş Cumhur kardeşimiz. Cumhur Dağlı. Bakacağız arkadaşlar. Ona da bakarız. Şu dördü. Hatta ilave edelim buraya. Pis. Nereden bakmışız daha önce buna? Baktık mı bilmiyorum ki. Biz kat eden bakmışız. Biz Dego. Bunu Binance'tan alalım. Şimdi devam ediyoruz. de durum bu. Peki yani Stax Stacks ne yapıyor? Stax ne yapacak güzel kardeşlerim? Hiçbir sıkıntı, dert, Şeyi şey yok yani. Staksa hedef bir buçuk dolar ya. E hocam var mı önce direnç var. 80-90 direncimiz var. Şu an 74'teyiz. 0.74'te ve %5'e yakında yükselişte. Sıkıntı yok arkadaşlar. İyi de. İyi de bakınız bu formasyon sanki biraz çalışacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu formasyon çalışırsa zaten 1.30'lar görünüyor. Nerede şu anda? 0.69-70'e yakın. %3'e yakın da yükselişte. Formasyon günlük bazda arkadaşlar. Her bir mum bir gün işaretidir. Bir mum bir gün işaretidir. Yani ona göre e, hesabınızı kendiniz yaparsınız. Akt ne yapıyor hocam? Akt desteğini koruyor. 32 desteğimiz var. Şu anda 33 seviyelerindeyiz. Yani şurası 32 desteğimiz. Aktın buradan dönüşü bize şunu götürür arkadaşlar. Günlük grafiğinde akt 45'lere doğru bir yolculuğa başlayabilir her an Leopring Leopring'de de aynı durum Bakınız şuradan Desteğini çizmişiz zaten Bu desteği kaybetmiyor şu anda 34'lerdeyiz 40 ve üzeri geliyor geri dönüşte Geri dönüşte bu Ama dediğimiz gibi Bakınız güzel kardeşlerim Bu formasyonlar Piyasada olumsuz durum gelişmediği sürece, olumsuz haberler pompalanmadığı sürece oluşur. Bitcoin ve Dominance geri çekilirse bu formasyonların çoğu da biraz geç çalışır. Buna dikkat etmeniz lazım. Çalışmaz demiyorum. Biraz geç çalışır. Peki. Fiş. Arkadaşlar fişte de ikili bir destek var burada. Yani EMA 200'ün üzerine oturdu. Bu desteği kaybetmezse ilk direnci 57'ler görünüyor. Yani ilk direnç şurası. 57'ler. E desteğimiz zaten belli. EMA 200 günlük ortalama. Bu iki band aralığından kurtarırsa kendini yükseliş yapabilir. Şu an 0.45 ilk direncimiz 58'ler. Dego ne yapıyor hocam? Dego EMA 50'nin altında EMA 200'ün üzerinde ilk direnç 2 .13 dolar 13 centte. Şu an 2 dolar direncini kırıyor. Başarırsa arkadaşlar 2.5 dolara kadar yol alabilir oraya kadar bir yol alabilir. Agix'e baktık güzel kardeşim. Agix'e de baktı. Evet. Ok ona bakacağız tabii ki. Casper. Hemen bakalım yazıyor Sayın Milletvekili. Casper. Cumhur kardeşimiz biz istemişti. Fise baktık zaten şimdi. Evet. Casper. Hemen Casper diyelim. Esper. Evet, Kesper. Kesper'da oklar vurmuş 12'den hepsi. Evet. Bütün oklar gelmiş arkadaşlar. Şu ok da mesela çekildikten sonra düşüşe geçmiş ama düzeltmiş. MA 200'ü koruduktan sonra hiç sıkıntı yok. Ne hedef vermişiz? 54 hedefini vermişiz ilk önce değil mi? Casper'da. Nereye kadar iğne atmışız arkadaşlar? 60'a kadar iğne atmışız. Şimdi bir formasyon daha var. Bu günlük. Haftalığına bakmak istiyorum ben bunun. Bakınız haftalıkta çekmişiz zaten biz oklarımızı ki. Hepsi vurmuş hedefini. Değil mi? Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş yani alt de giriş zamanı gelmiş görünüyor. Yani piyasada hatta e, bu 4 saatlikte düşen trendlerin çoğunun kırıldığını söylüyoruz. Ha, yani kendinize bir sepet yapamadıysanız sepet için bizim maillerden ulaşabiliyorsunuz. Portföy yönetimi için de ulaşıyorsunuz zaten biliyorsunuz. Mail adreslerimiz videonun açıklamalar kısmında var. Onu defalarca söyledik. Ekranlarda da gösterdik. Videoların ekranlarında da var. Şimdi tekrar onu tekrar etmeyeceğim. Jasper ee, haftalık grafiğinde ne yapmış burayı bile bu ya. bir yükselişi var bunun. Arkadaşlar yani 45 desteği var. Bakınız burayı bir yön arayışı mumu var. Burayı deneyebilir. Önce var mı başka desteği hocam? Şu bizim okun tepesinde bulunan bir destek noktamız var. Bu da 46. Velev ki buralardan geri dönersek. yani olur ya destekten aldı kendini yukarı doğru gitti diyelim. Yine Casper'da 66'ya bağlayabilir arkadaşlar. Yani 66 ve üzerine doğru bir momentum gelebilir Casper'da. Evet. şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet güzel demiş güzel 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 güzel. Ee, burada Hüseyin Aydın kardeşim. Hocam sayenizde zengin oldu. Grafikler çalışıp adam para kazanabilseydi buralarda konuşmazdı demiş. Bakınız. Öyle bir güzel yorum yazmış ki. Beni diyor buradan böyle ne yap diyor. Ee, yayından kaldır at diyor arkadaşlar. Niye hocam? Bakınız arkadaşlar. Şimdi biz zamanından beri söylüyoruz. Biz yılların yatırımcısıyız. Bir grafik tek başına %100 çalışacak diye bir kanun kayda var mı? Yok. Bunu zaten defalarca söylüyoruz. Bizim grafikler çalışır. ya güzel kardeşim bu okların hedefine geldiğini sen görmüyor musun da bu yazıyoruz. Şu ana kadar hangi çektiğimiz ok hedefine ulaşmadı? Piyasanın rahat gittiği yerde yalnız. Olumsuz bir haber pompalanmadığı sürece. Piyasamızda olumsuz bir haber gelmediği sürece bizim oklarımızın ya ispatı karşınızda. Jasper'ı açtım. Bu okların hedefine geldiğini söyledim. Değil mi? Bu adam yatırımcı değil ki bu adam manipüle ediyor beyaz. Yani kardeşlerimin beynini kurcalıyor. Ben böyle insanları kaldırıp atarım arkadaşlar. Ben senin burada ne işçinim ne de bir memurunum. Ben sana burada yükümlülüğüm yok güzel kardeşim. Var mı? Yok. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Benim düşüncem diyorum. Sevmiyorsan beni gidersin başka yere. Yok efendim ben sana şu koyun bugün yüzde bin mi yapacak diyeyim. Mantıksız güzel kardeşlerim ya. Olmuyor tabii ki. Ha hocam sıkmayın canınızı diyenler de olacak şimdi. Ya sıkmıyoruz arkadaşlar ama sizi bazı böyle yorum yazanlar diyoruz ki arkadaşlar saygı çerçevesinde yorumlarınızı yazın. Hem adını okudum hem sizin aranızda ne oldu? Küçük düştü. Yapmayın. Okurum. Adınızı da yazdığınızı da okurum ve ondan sonra engellerim. Öyle yaparım arkadaşlar. Yaparım ben bunu. Benim yaşım 60. Ben böyle lega logalara gelemem. Benim para kazanmadığımı nereden biliyorsun sen? Benim nerede yaşadığımı biliyor musun? E güzel kardeşim. Yatırımcı hem kazanır hem kaybeder arkadaşlar. Yatırımcı eşittir risktir risk. Yatırımcı eşittir risk. Bu tür kardeşlerimizin risk'i olmayacak efendim. Bir koyacak beş alacak bunlar. Beş koyacak on beş alacaklar yirmi alacaklar. Bunlar hiç kaybetmeyecek. Varsa böyle bir dünya söyleyin oraya gidelim. Bunu yazanın sahibi dahi kaybeder. Piyasada normal bir durum olur. O bile kaybeder. Sen Doge'nin sahibinin ne kadar Doge kaybettiğini bilmiyor musun? Neyin peşindesin güzel kardeşim? Güzel kardeşlerim. Bütün yorum ve analizciler bir şeyler bilir. Bilmezse adam oraya çıkmaz. Bu graf, e, o zaman sen anlat da biz seni dinleyelim. Arkadaşlar, önemli değil. Ee, benim göremediğim zaten şeyler olursa, kardeşim sağ olsun uyarıyor bizi. Telefona onun için baktım az önce, farkındaysanız. Eyvallah güzel kardeşim. İsmi önemli değil, eyvallah. Yani çoğu kardeşlerimiz bizi oradan uyarıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi insan şeye motive olduğu zaman güzel bir şeyler vermeye çalışır. Arkadaşlar biz şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir öğretmen eğer o gün morali iyiyse bildiğinden daha fazlasını anlatmaya çalışır. Doğru mu? Doğru. Eğer motive edilmeyecek bir duruma girmişse o da verimli olamaz arkadaşlar. Verimli olamaz. Ama beni bağlamaz çünkü ben bu evreleri geçtim. Yani ben yoluma devam ederim. Casper güzel kardeşim. Hedef dediğimiz gibi 66 ve üzeri bağlanacak şekilde geliyor. Formasyon güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ee, tekrar söylüyorum. Büyük bir ihtimal canlı yayınlarımı Sadece ve sadece. Bağış yapan kardeşlerimizin analizi, oyun analizleri ve katıl butonu ile üye olan kardeşlerimizi açmanın hesabını. Hatta ben bunu bir kere okeyledim, yaptım ama içimdeki hani lanet olsun içimdeki insan sevgisine var ya. Dedim kardeşlerim abone olan var, işte takip edenler var. Onlar da canlı yayında bir şeyler yazsınlar, istesinler. Katıl butonuna üye olmak istemiyordur adam. Olmaz ya. 10 lira, 5 lira vermek istemiyordur. Parası yok demiyorum. İstemiyor arkadaşım. Paran yok değil. İstemiyorsun ya. Hepimizin bu şeyimiz var. Elimiz gitmiyor. Ben bile yapmayı istemiyorsun. Zorunda değilsin tabii ki de. Unutuyoruz. Sonra diyoruz. Gidiyor. Ama bundan sonraki yayınlarım bu bir fikstir arkadaşlar kesinlikle katıl butonu haricindekiler, bağış yapanlar haricindekiler canlı yayınımızı sadece izleyebilecekler. İstekte bulunamayacaklar, yorum yazamayacaklar. Bakınız tekrar ediyorum. Şöyle kendine yıldız alamayan kardeşlerimiz, katıl butonu ile üye olamayan kardeşlerimiz canlı yayınlarımızı izleyemeyecekler. Ekstra akşama canlı yayınım olacaktır yine. Bakınız ekstra Yine bu kardeşlerimize akşama canlı yayın yapacağım. Evet. Sadece katıl butonu üyeleri kardeşlerimiz için. Sizler izleyeceksiniz ama istekte koyun analizi isteğinde bulunamayacaksınız arkadaşlar. Üzgünüm. Bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü burada bir emek var. Bunun karşılığı olması lazım. İzlemekle biz para kazanmıyoruz arkadaşlar. Kusura da bakmayın yani. Kimse kusura bakmasın. İzlenmek bir kripto. Yani bir YouTube'e yayın yapana para kazandırmaz. Milyon izlenirse para kazanır. Yüz binler izlenirse para kazanır. Biz 3 bin, 2 bin izi, 3 euro, 2 euro. Yani bir kahve içemiyorsun bir videonun izlenmesinden. Biz de ona göre bu kadar sizin bağışlarınızla aldığımız Neler var burada? Hepiniz biliyorsunuz, değil mi? Eyvallah Mahmut kardeşim. Hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden de bu kanala destek vermeyenler de bu kanaldan hizmet beklemesin güzel kardeşim. Kusura bakmasınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, an itibariyle de kesinlikle yıldız harici hiçbir analiz yapmıyoruz arkadaşlar. Mahmut kardeşimizin isteği varsa derhal ona bakacağım. Şimdi yıldızlı olanlardan biz de istek yapıp da analiz ve yorumunu yapmadığımız kardeşlerimiz varsa ona bakacağız. Cumhur kardeşim FIS ve DEGO demişti. Baktık. Ona baktık arkadaşlar. İhsan kardeşimiz Floki demişti. Oraya geçiyorum. Floki. Floki. blokuyunu kat eden bakalım arkadaşlar. Evet. Vay. Yüzde yirmi iki yapmış ha. E biz zaten bir ok atmışız buna ama oradan birazcık çalışmış. Tekrar düzeltmiş. Biraz geriden geliyor arkadaşlar. Bakınız. Şey uzamış. Yani trend biraz daha uzamış. Pardon. Şu trend çizgimizi çekelim. Biraz daha uzamış. E şimdi buradan. Bu ok buradan dönüyor. Bakınız. Hedef yine aynı hedef. Yukarıdaki yazıya aynı yazıya geliyor. Bakınız. Hedef yine aynı hedef. Şöyle dönüş noktası olursa şurayı da alırsak 77 vermişiz. Hedef yine aynı hedef. Neredeyiz? 35'teyiz da. Ve %23 an itibariyle yükselişte ama bakınız yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi kırmış. Eğer eğer güzel kardeşlerim 36 buçuk 37 olursa ralliye koşabilir. Şu anda 35'in üzerinde bakınız. 36-37 olursa burada ema 50 günlük var. Burayı kırar ve ralliye doğru bir yol alabilir. Bu da ilk geleceği nokta. Şu derinliktir arkadaşlar. Aynen yukarıda gösterdiğimiz edep olur. 70'in üzeri. Evet 70'in üzeri. Devam ediyoruz. Güzel kardeşlerim. Floki'de durum bu. SX, baktık güzel kardeşim. Onlara da baktık. Bu arada son e, Mahmut kardeşimizin isteği var mı? Ona bakmak istiyorum. Eyvallah sen kardeşim. Mahmut Ali. Mahmut Ali kardeşim e, şu anda isteğini göremedim. Eğer olursa da yazarsın. Sinan Kurt yazmış. Hocam merhaba. Solana bakabilir miyiz? <laughs> Solana tabii ki. E, şurada şurada İlk başta da bakmıştım ama tekrar bir kontrol edelim. Solana. %1'e yakın şu anda yeşilde 21.62'de arkadaşlar zaten desteğimiz 20, 21 dolar seviyelerinde desteğimiz vardı. Burayı kırmıyor. Burada ikili dibimiz var. EMA 50 200'ü yukarı kesmiş durumda. Düğümü atmış. Bizim Solana için beklentimiz 27 ve yukarısı. Bakınız 27 ve yukarısı. Daha önce nereye geldik? 26 demiştik. Zaten oralara geldik. Oralara geldik arkadaşlar. Bu büyük okta hedefine gelmeyecek mi? Özellikle silmiyorum. Bu da gelecek hedefine. Bu da hedefine gelecektir. 38. 38'ler oluyor. Burayı görüyorum. Chainlink'e baktık. E, buralara baktık arkadaşlar. E, Bakıyoruz yine. Yıldızlardan bakmadıklarımız varsa onları kontrol ediyorum arkadaşlar şu anda ee, hepsi bakıldı. Evet. Buralara da baktık arkadaşlar. <laughs> evet zaten bakıldı. İyi de bakmıştık zaten. Evet, Arkadaşlarım. Kaptanımız da gelmiş. Görmemişiz. Adem Bey hoş geldiniz. Audi'ye baktık. Audi'ye baktık. Ee, eyvallah. Çiriz'e de baktık. Evet Çiriz'de bekleniyor arkadaşlar. Yani balinalar Çiriz'e şu anda boşuna girmiyor. Çiriz'de bir hareket an meselesi olabilir. <laughs> Zaten Çiriz eğer yükselişine başlarsa yakalamak da zor olur. Onu da söyleyeyim. Nereden e al emri verirseniz verin. Okeyleyene kadar oraya geçer. Önceden a aynısını yapmıştı farkındaysanız. Murat Aktaş yıllardır sizinleyiz Ahmet Hocam kolay gelsin demiş. Eyvallah Murat kardeşim belli zaten yıldızınızdan da belli. Yıldızınızın rengi sarı olmuş. Evet. Evet güzel kardeşlerim. Daha önce de şimdi ee, <laughs> mask bakmadık. Süleyman kardeşim hemen bakalım maska. Ee, Murat kardeşimiz SLM e demiş. Burada bakmadıklarımız var arkadaşlar. Sıra bakmayın. Ee, <laughs> mask. Burada var mıydı bak? SRM vardı. SRM'yi alalım. Mask SRM. Başka da aşağıda. Senayi Özer. Acaba... Aynen. Aynen Senayi kardeşim. Teşekkürler. Veracity var bir tane de. Şimdi güzel kardeşlerim. Mask şuralarda bir yerde vardı galiba ama. Varsa buradan yaparız. Yoksa hemen alırız. O bizim ayağımıza gelsin. Biz aramayalım onu. Mask. <laughs> evet. Maskı aldık. Serum. Dereme. Bakalım aşağılardan nereden alıyoruz? SRM. Kraken'den alalım bunu. Evet SRM'yi. Veracity. City. Meraseti ok eksen alalım. Hatta Bitrex'e ne, ne diyor fiyatlar farklı çıktı çünkü. 26, 30. Farklı borsalarda farklı fiyatlanmalar var arkadaşlar. Bakınız 3 tane farklı fiyat var. 0 çift 0 63 var. 0 çift 0 30 var. 0 çift 0 62 var. Şu birbirine yakın olan borsalardan bakalım. Ee, OKEX'den bakıyoruz. <laughs> Vera arkadaşlar %2 civarında bir e, yukarı yönlü momentumu var. İlk direnci EMA 50 günlük ortalama. Kırarsa da 85'e kadar gidebilir. Vera'da durum bu. SRMA'ya bakalım. 4 saatlikte var mı bir formasyon? Öncene bakmak istiyorum. Evet 4 saatlikte düşen trendi sanki kırıyor arkadaşlar. Şöyle deneyelim. Şuradan aşağı trend çizgimizi çekelim. Burada desteğimiz var. Burada bizi bekleyen derinlik. Burası olur. Ama 50 Kırılması gereken 0.20 direnci var. Daha sonra 21 direnci var. Başarırsa da 28'e kadar gidebilir. Şu an 18'lerde. Şu an 18'lerde. Musk 5 doların altında fiyatlanıyor. Evet ee, yaklaşık 4.40'a kadar geri çekildi. Aslında çok güzel bir alım fırsatı verdi bana göre. Yani değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. Bu geri çekilmeler... <laughs> özür, Musk için bir alım fırsatı konumuna gelmiş durumda. Desteği zaten burasıydı, desteğinden dönmüş durumda geri. Peki hocam Musk bize nereyi bekliyor? Musk 5.14'te 5 dolar 14 sentte bir direnç EMA 50, 5.62'de ikinci direnç var MA 200. Buralara kadar bir yol alacaktır hocam. Hatta bir 6 doları bir nefeste denemek isteyecektir bakınız. O da şurası. Tam 6 dolar. Hedef orası görünüyor. Burayı bir kez daha yoklar. EMA 200'ün üzerinde oyalanırsa arkadaşlar 7 doların yolculuğunu başlatabilir. 7 doların yolculuğunu başlatabilir güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Bir de Doge Shiba bakmadık bugün. Onlara bakalım. Değil mi? Galaya da bakmadık doğru. Oraya da geçeriz. Doge. An itibariyle 0078'lerde Doge. 80 direnç konumuna geldi artık Doge için. Evet 80 direnç konumunda 90 daha var oraya. Daha var. Evet. 86 ikinci direnç var. Daha sonra 90 direnci var arkadaşlar. Yani Doge için şöyle diyeyim, alçalan kanal devam ediyor. Devam ediyor yani. Şu anda Bitcoin ancak yukarı döner 3-5 yükseliş yaparsa Doge'de bir o kadar yükseliş yapabilir. böyle görünüyor. Yani bir Elon bununla ilgili bir şey patlatmazsa şimdilik böyle görünüyor. Keza Shiba Shiba'da aynen ikili dip var. Fakat Shiba'nın yukarıda bizi beklediği noktalar neresiymiş günlük bazda? Yani ilk direnç arkadaşlar 11'ler var. 11'ler. Şu an 10.31'lerde. Daha sonra yine 11.30. Buralar devreye girebilir ama şimdilik bu tarzda sadece bakınız bunların içinde Floki uçmuş durumda. 25'e geldi. Rally'e dönüyor. Dediğimiz gibi rally'e dönüyor Floki. Diğerlerinde pek gözle görülen bir şey yok arkadaşlar. Yani onlarda da herhangi bir şey şimdilik görünmüyor. Evet. Gala ve Aks'a bakalım ne yapmış değil mi? Aks 7.88. Desteği burası. Koruyor. Şimdilik desteğini koruyor arkadaşlar. Evet. Yeni bir haber yok. Yeni bir haber yok. Ee, şimdi daha önce e, günlük bazda baktığımızda arkadaşlar 10 Mart'ta yaklaşık bir 6 dolar 80 senti denemiş. 6 dolar 80 senti denemiş. Bugün de 7.65'e kadar iğne attığını görüyoruz. Şu anda 7.88. Yani şu şekilde bir momentum çizebiliriz buraya. 7 dolar ve e, yukarıda da bizi bekleyen 9.5 dolar. İlk önce ne var? Yukarıda 8.5 dolar var. Ardı 8.76, 9.5. Yani buralar aks için birer alım noktası konumuna gelmiş. Günlük bazda. 4 saatliğinde baktığımızda, 4 saatliğine baktığımızda bizi ne bekliyor? Buradan aşağıya gelen düşen trend burada kırılmıştı fakat uzadı. Destek, desteği de uzatıyoruz arkadaşlar. Bakınız desteği de uzatıyoruz. Bu biraz daha kendini uzatabilir. Yani 25 Nisan'a kadar uzayabilir. Buradan 7.80'in üzerine çıkarsa bir anda 8.5 doların üzerine doğru hareket edebilir. Peki Gala nerede? Gala 40 desteğini koruyamadı. Tekrar geri geldi. Ee, şu anda 39 yine 40 sayılır. Yani 40 sayılır ve ikili dibi var. Gala'nın yukarı dönmesi yine e, an meselesi olabilir arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. Ama 50 desteğini kaybetmemesi lazım. Şu anda iğnelerle bunu kaybetmiş durumda. Dönerse geri 50'lere kadar gidebilir arkadaşlar bu kez. Daha önce ne yapmıştı? 50'yi iğnelemişti. Evet. <laughs> Geneli yatay pozitif şeklinde hareket ediyor metaverse'lerin arkadaşlar. Tekrar e, yayınımıza dönecek olursak yani piyasada şu anda herhangi bir e, olumlu ya da olumsuz gelişme göremedik arkadaşlar. Dediğimiz gibi an itibariyle iris yine e, ön plana çıkmaya devam ediyor. Iris. Başka da yok. Bitcoin'de de durum ne? Kapanış itibariyle Bitcoin yaklaşık e, 0.70 gibi bir kırmızıda 27.300 dolar seviyelerindeyiz. Yani 27.000 desteğini kırmadığım sürece Bitcoin her an ters bir çıkış yapabilir arkadaşlar diyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Bugünkü yayınımızda burada noktalamak istiyoruz. Kanalımıza katıl butonuyla ve bağışlarıyla destek olan kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler. Evet güzel kardeşlerim. Şu anda saatimiz 17.10 ve 15.30'da girmiştik. 16.30 neredeyse 2 saate yaklaşmış durumda artık yavaş yavaş bize de bir yorgunluk çökmüş durumda arkadaşlar. İnşallah akşam ee, Senayi Özer kardeşim Aptos'a bakmıştık. Aptos arkadaşlar şu anda Bitcoin'den dolayı coinler yol bulamıyor bakınız. Eğer Bitcoin bir rahatlarsa bu alt altcoinler yani hangisine gireceğinizi şaşıracaksınız ya. Öyle bir durum gelecek yani. Öyle bir durum olacak. Roza'ya baktım arkadaşlar. Evet. Blokya da baktık zaten. Aptos yolu var. Ama dediğim gibi Bitcoin ve altcoin şey dom Bitcoin fiyatı ve altcoin şey, özür dominans fiyatı altcoinlerin yükselişini baskılıyor arkadaşlar. Dominans kırmızıya dönüp Bitcoin'in yeşile dönmesini beklememiz lazım. Altcoin'lerde güzel çıkışlar elde edebilmemiz için. Evet, inşallah akşam önemli bir durum olmaz. Katıl butonu üyelerine bir canlı yayın daha yaparız şöyle 3-4 saat sonra. piyasanın durumuna bakarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi güzel kardeşlerim. Katıl butonu canlı yayınlar Katıl butonu üyelerine ait olacaktır. Dileyen katıl butonuyla destek vererek devam eder. Dileyen de bu şekilde izleyebilir. Yani izlemek serbest. İnsan yani izlemek isteyen izleyebilir. Abone olmak, abone olduğunuz zaman kendinize yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Yani böyle ani gelişmeler olur, güzel çıkanlar olur. Ne yapmış olursunuz? İzlemiş olursunuz. Ha analiz ettiremezsiniz ama izlemiş olursunuz. Tesadüfen oradaki yapılan analizler sizin koyunun analizi de olabilir. O da sizin şansınız olur. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.